daha iyi değil mi? Severe fiction. Böbrek taşları ülkemizde çok görülüyor. Aynı zamanda İtalya'da, Yunanistan'da, İran'da belli bir sıcaklık kuşağında olan ülkelerde çok görülüyor. Ülkemizde erkeklerin %4'ünde, kadınların da belki %3'ünde böbrek taşı görülüyor. Bu taşların bazıları çok küçük oluyor, hastalar düşürebiliyorlar. Bazıları daha büyük oluyor, böbrekte tıkanıklıklara ve iltihaplara sebep oluyor. Eskiden biz bu taşları ameliyatla tedavi ederdik. Küçücük taşlar için hastayı keser ameliyat ederdik. Ama son 15 yıldan beri gelişen teknolojinin bize sağladığı imkanlarla artık keserek ameliyatlar tarihe karıştı diyebiliriz. Ben aşağı yukarı 15 senedir açık ameliyat yapmıyorum. Hem hastanın idrar yaptığı normal kanallardan girerek taşları lazerle kırarak tedavi ediyoruz, toz haline getiriyoruz. Hem de iğne ile böbrek boşluklarına girerek bu taşları yine görerek kırıyoruz, toz haline getiriyoruz ve boşaltıyoruz. Elimizdeki alet flexible ureteroreinoskop. Gördüğünüz gibi kıvrılabilir bir alet. Böbrek boşluklarına girdiğimiz zaman böbrek boşluklarını bu şekilde kumanda etmek suretiyle tek tek dolaşabiliyoruz. Bu özellik çok önemli. İşte robota bu aleti bağladığımız zaman aynı hareketleri yaptırabileceğiz. Evet, bakın bir lümenin içinden gidiyoruz. Evet, burada lümeni görüyoruz. Now we my name, if I press go, it will go automatically. Her bir boşluğun içine girerek taş arıyoruz. Tamam. Skopya. Şimdi buradan lazeri kumanda edecek.